Gel inat etme, seni bize götüreyim ha. Ya bak Kemal zaten içeriden kaçmış. Rüya falan gelir. Benim aklım sende kalıyor ya. Yüzüm yok Ramazan. Kemal buraya gelmez zaten. Benim yüzümü görmek isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Hadi sen de git. Gecikme. Ben iyiyim, merak etme, tamam. Bunu da orada bebeği olan birine verirsin. Hedaya. Nasıl oluyor da bu adamı hala yakalayamıyorsunuz komutan? Karanlıktan faydalanarak kaçmış. Askerlerim ellerinden geleni yapıyorlar. Merak etmeyin. Kemal'i yakalamamız an meselesi. Serap Hanım'a zarar verebilirdi. Tedbirlerin arttırılmasını istiyorum lütfen. Şüpheniz olmasın. Devriye sayısını arttırdım. Bu arada bebeği bulduğumuz evde yapılan parmak izi tahkikatı neticelendi. Öyle mi? Bir şey bulabildiniz mi? Parmak izlerinden biri Kemal'e ait. Mahkemeye çıkarıldığında suçlu bulunacağı aşikar. Cezası neyse çeksin. En ağır cezayı alması için elinden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi bir de Cemşir Efendi'yi dinleyelim bakalım. Hangi akılla Kemal'i çiftliğe sokmuş öğrenelim. Müsaadenizle komutan. Ben de duymak istiyorum bu davranışın sebebini. Buyurun. Sana da aferin ana. Güllü, vallahi haberim yoktu. Üstüm aklıma gelmezdi babanın Kemal'i alıp buraya getireceği. Yani torunu için bu kadar üzülen adam tutsun, bebeği kaçıran şeytanı alıp buraya getirsin. E hiç akıl almıyor mu? Tamam. Hadi Muzaffer Ali'ye bak sen de. Konuş bakalım Cemşir Efendi. Vallahi komutanım, Kemal benim yolumu kesti. Güllü'yü görmem lazım, çok önemli dedi. Silah çekti, tehdit etti. Ben de ne edeceğimi bilemedim. Nerede olduğunu biliyor musun peki? Yok komutanım, bir şey biliyorsam namerdim. Bence bu adamı da tutuklayın komutan. Kemal'e yardım ettiği aşikar. Bu da suça girer zaten. Yalanım varsa gözüm önüme aksın komutanım. Hem ben torunumu kaçıran adama yardım edecek adam mıyım? Beni affedin komutanım. Gözüm üstünde Cemşir. Hadi evine git şimdi. İyi misiniz Serap? Şimdi daha iyiyim, sağ ol. Bakın, asabınızı daha fazla bozmak istemem. Ama ne yazık ki bu çiftlik sizin için emniyette değil. Bu kadar jandarmanın arasından geçip içeri girebiliyorsa Kemal'in gözü tamamen kararmış demektir. Serap, benden sakladığınız bir şey var. Lütfen, çekinmeden söyleyin. Kemal'le tam olarak aranızda ne tür bir konuşma geçti? Bana her şeyi anlatmanız hayati bir önem taşıyor. Bebeği sizin kaçırdığınızı söyledi. Güya suçu onun üstüne atmışsınız. Böyle bir şeye inanabileceğimi nasıl düşünür hiç aklım almıyor. Thank you.
Ben hiç şaşırmadım doğrusu. Şaşırmadın mı? Evet. Şaşırmadım. Hapishanede yaptığım görüşmede bütün suçu üstüme atacağını ve buna da sizi inandıracağını söylemişti. Tuhaf. Nedense sizin ona inanacağınız gibi bir özgüveni var. Çaresiz kalan her insan gibi suçunu başka birine yüklemesi çok tabii. Ama parmak izi de tespit edildiğine göre bu iftiralar da onu kurtaramayacaktır. İnanamıyorum. Kemal bu duruma nasıl düşer? Bir insan nasıl bu... Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.